Seyirciler, bir tarih aynasında yine birlikteyiz ve sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. Bugün ilk sorumuz Bursa'dan geliyor. Sadık Güney isimli seyircimiz soruyor. Biliyoruz ki diyor, bir rasathane yıktırılmış Osmanlı döneminde. Takıyüddin rasathanesi neden yıktırıldı? Osmanlı'nın bilime düşmanlığının bir simgesi olarak anlatılan bu olayın iç yüzü nedir? Gerçekten de önemli bir konu, önemli bir soru ve çok sık gündeme getirilen, belli çevrelerce çok sık gündeme getirilen bir konu. Burada öncelikle şunu söylemem lazım ki, rasathane denilince 15. 16. yüzyıllarda anlaşılan şeyle 18. 19. yüzyıllarda 20. yüzyılda anlaşılan şey aynı değil. Bugün biz rasathaneyi nasıl düşünüyoruz? İşte gökteki gezegenleri, yıldızları, güneşi, gök hareketlerini inceleyen bir bilim dalı diyoruz. Ama 15. 16. yüzyıla gittiğimizde rasathanenin aynı zamanda astrolojiyle, yani bir nevi falcılıkla, gökteki bir kısım yıldızların insanların üzerindeki tesirlerle, insanların kaderlerinde oynadığı rollerle ilgili bir bilim dalı da rasathanelerde gözlemleniyor ve oradan bir kısım bilgiler derlenip topluma sunuluyordu. Mesela bazı binaların yapım tarihleri rasathanelerde belirlenir. Yani uğurlu saat diye bir şey vardır. O uğurlu saatte mesela bir caminin temeli atılacaksa o uğurlu saatte atılması, bir iş yapılacaksa o uğurlu saatte yapılması için rasathaneye haber salınır ve onlar tespit ettirilirdi. Bu sadece bizde değil, Batı'da da öyleydi. Henüz astroloji ile astronomi birbirinden ayrılmamıştı. Tıpkı simya ile kimyanın birbirinden henüz ayrılmamış olması gibi. Dolayısıyla şimdi orada bir Şeyhülislam'ın fetvasından bahsediliyor. Şeyhülislam burada bir kısım uğursuzluk getirici olayların, bir kısım uğursuzluk getirici gözlemlerin yapıldığını, bu yüzden başımıza bir felaket gelebileceğini söyleyerek rasathanenin yıktırılmasının gerekli olduğunu belirtmiş, bunun için bir fetva vermiş deniliyor. Şimdi bu iki veriyi elimize alalım. Bir tarafta astrolojiyle de uğraşan bir kurum olarak rasathaneyi ele alalım. Bir tarafta da Şeyhülislam'ın bu fetvasını ele alalım. Şimdi aslında Şeyhülislam tam da bizim bugün astrolojiye ve gizli ilimlere baktığımız gibi olaya bakıyor. Yani ne diyor? Burada bir kısım hurafeler, bir kısım batıl inançlar var ve bunlarla uğraşmak, bunlarla uğraşan bir kurumu yaşatmak hem dinimize aykırı, hem akla aykırı, hem de bunlar, bu şekilde uğraşmalar başımıza bir felaket getirebilir diye bir fetva veriyor. Dolayısıyla aslında Şeyhülislam'ın ve din adamlarının buradaki yaklaşımı son derece olumlu ve bugünkü mantaliteye uygun bir yaklaşım. Yani orasının bu şekilde gizli ilimlerle iştigal eden bir müessese olmasının önüne geçmek istiyorlar. Dolayısıyla rasathanenin, Takıyüddin rasathanesinin yıkılmasındaki en büyük sebep bu şekilde ortaya çıkmış oluyor.
Eğer zaten burasını yıktıracaktıysa niçin 5-10 sene önce burayı yaptırmış oldu padişah? Yani aynı dönemde aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra yıktırılıyor. Buradan da anlıyoruz ki aslında yıktıracaktıysa yaptırmazdı da. Anlıyoruz ki burası kontrolden çıkmış, çizgiden çıkmış, asıl faaliyet alanından sapmış olan bir müessese olduğu için yıktırıldı. Bu meselenin esasını bu şekilde belirledikten sonra şimdi diğer bir soruya geçebiliriz. Evet, bir başka seyircimiz Viyana'dan Selçuk Şeker şunu soruyor. İkinci Viyana kuşatmasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hatası neredeydi? Ne hata yaptı da Viyana'yı biz fethedemedik? Tabii sadece Viyana'yı fethedememekle kalmadık. Onun arkasından çok büyük kayıplar verdik ve bu kayıplar Karlofça Antlaşması'na kadar vardı. Ama Viyana kuşatmasında tabii ki çok önemli bazı hatalar yapıldığını hem yerli hem yabancı tarihçiler ortaya koyuyor. Nedir bu hatalar? Önce maddi sebeplerle başlayalım. Bir kere Osmanlı'nın geleneksel fütuhat politikasında fethedeceği yeri, fethetmeyi hedeflediği kaleyi ya da şehri etrafında yardım gelecek olan kalelerden tecrit etmek, yalıtmak, izole etmek gelir. Bu genel olarak uygulanan bir stratejidir. Fakat Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana'da bunu yapmadı. Doğrudan doğruya vakit geçirmeden 1683 yılında o sefer mevsiminde Viyana'yı düşürmek için bütün istihkamını Viyana önlerine yığdı. Kuvvetlerini ve Viyana'yı almak için işte top atışları, çeşitli sıkıştırma tekniklerini kullandı. Ama kendisine bu yönde çeşitli uyarılar yapıldı. Bu uyarıları yapanlardan birisi de Erdel Beyi Michel Apafi'ydi. Kendisi Macar asıllıdır ve Erdel'in Osmanlı yöneticisi olarak atanmıştır. Bir saltanat şurası, bir şura yapıldı. Savaş şurası. Ve burada Apafi kendisine şunu söyledi. Paşam dedi. Önünüze bir tabak pilav gelse, bu pilavı yemeye nereden başladınız? İlk kaşığı nereden vurdunuz? Tabii ki önümden yemeye başladım dedi. Öyleyse paşam dedi. Niçin ortasından batırıyorsunuz pilavın? Pilavın nasıl ortasından yemeye başlamıyorsanız, kenarından yiyerek ortasına doğru, tabağın sonuna doğru gidiyorsanız, Viyana'da da bunu yapmalısınız. Viyana'da siz tabağın ortasından yemeye başlıyorsunuz. Fakat buna rağmen, çeşitli uyarılar yapılmasına rağmen ve o kış etraftaki kalelerin özellikle Raab Kalesi'nin yani Yanık Kale'nin fethi ve çevresindeki diğer kalelerin Viyana'ya yardım edemeyecek bir hale getirilmesi, Akıncıların o kış orada bırakılıp Viyana şehrinin toparlanmasına izin vermemesi ve ertesi yıl 1684 yılında sefer yenilenerek Viyana'nın adeta olgunlaşmış bir meyve gibi Osmanlı'nın eline düşmesi sağlanabilirdi diyorlar. Buna rağmen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa onların sözlerine itimat etmedi, itibar etmedi ve Viyana'yı cepheden ilk hedefte bulundurup düşürmek istedi. Bir de tabii ki Viyana'nın bir genel hücum emrini daha erken vererek düşmesini sağlayabilecekken ya da en azından düşebilmesi tehlikesini meydana getirebilecekken bundan kaçınması ve kendisinin kendiliğinden teslim olmalarını Viyanalıların beklemesi gösteriliyor. Bu bekleme sürecinde ki Eylül ayına kadar gelmiştik. Osmanlı seferleri genelde Eylül ayında biter.
Eylül ayından sonra Osmanlı sefer hareketleri çok nadir gerçekleşir. Asker yorulmuştur, artık memleketine dönmek ister. Bu kadar gecikmesi ve bu arada kazanılan vakitte Polonyalıların, Bohemyalıların, Saksonyalıların arkadan yardım göndermesi, Papa'nın desteklemesi dolayısıyla Viyana güç kazandı. Viyana'daki savunma kuvvetleri arttı. Başlangıçta Osmanlı kuvvetleri yaklaşık 160 bin civarındaydı. Viyana'daki kuvvetler yaklaşık 80-90 bin civarındaydı. Ama daha sonra gelen yardımlarla neredeyse eşit duruma gelindi. Dolayısıyla Viyana'yı fethetme işi biraz suya düşmeye başladı. Arkasından tabii ki yeterli büyüklükte toplar getirilmediği söylendi. İşte Kırım Hanı Murat Giray'ın kendisine verilen görevi yapmaması, efendim Budin Beylerbeyi Koca İbrahim Paşa'nın kendisine verilen bir köprüyü tutma işini yapmayıp yardım kuvvetlerinin gelmesine engel olmayışı gibi çeşitli ihanetler de burada söz konusu oldu. Ama asıl belki üzerinde durmamız gereken nokta Viyana'da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kendi gücüne aşırı derecede güvenmesi. Bu kalabalık ve belki de Osmanlı tarihinde görülen en büyük ordulardan birisine malik olduğunu düşünüp gereken tedbirleri almaktan sarfı nazar etmesi. Bu kadar güven, bu kadar kendine inanç elbette bir savaşın kaybedilmesi için tek başına yeterli bir sebep değildir. Ama diğer maddi sebeplerle birlikte düşünüldüğünde Viyana gibi Osmanlı tarihinin dönüm noktası olan bir kuşatmada Osmanlı başarısız olmakla kalmadı. Arkasından ta Uyvar'ı, Estergon'u ve ta Belgrad'ı bırakarak Edirne'ye kadar çekildi. Burada da tabii hatalar devam etti. Başarısız olan komutanlar görevden alındı. Onlar öldürüldü. Dolayısıyla bu kadar büyük bir paniğe kapılmaması gereken Osmanlı bir hata daha işledi ve panik, ilk kez bir panik halinde çeşitli yanlış kararları peş peşe almaya başladı. Gerçi bu daha sonra düzeltilmeye çalışılacak. Efendim Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa döneminde tekrar bir toparlanma içine gelecek ama Osmanlı'nın o artık yenilmez büyük gücü Viyana önlerinde bırakılmış olacak. Biz Viyana kuşatmasını biraz bu çerçevede değerlendirmek ve oradan gerekli dersleri çıkarmak zorundayız. Evet, bugün sorularınızın bir kısmına böylece cevap verdikten sonra hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir başka bölümde tekrar buluşmak üzere. Hayırla kalın.